Piyano Jewelry sunar. Bize kalan herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altın. Ve bugünkü konuğumuz Ezgi Şenler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yağmurlu bir günde. Ay evet, sana ya şansına geldik bugün. Dün o kadar güzeldi ki cadde falan. Bugün ama yağmurlu, ama her türlü geliriz. Ya hoş geldin. Hoş bulduk. Çok tatlısın. Ben çok. Daha yeni tanıştım Ezgi'yle geçen bir eventte. Hatta evet, hangi tanıştık. Event? Evet, o gün tanıştık. Flip Play'nin eventinde. Evet, Sercan'ın evet, eventindeydik. Evet. Siz daha önceden tanışıyormuşsunuz tabii. Evet, bizim 2016. 2016, yani benim sektöre girişim aslında. Evet. Sen 2016'da o tabii. Sene miydi? İlk evet, dizi. Evet. Ha, o zaman Bodrum'un zamanı. Zehra'ya, Serel'e hepsine buradan. Demin fotoğrafları gösteriyordun. Seyircilere bize de göstermek ister misin? Doğru, fotoğrafları göstereyim. Bizim fotoğraflarımıza bak. Bu benim kendi bunları çektiğim. Bunları sen atarsın da yukarı tabii, koyarız tabii. Bence. Bu benim kendi çektiğim şeyler. Tele fotoğrafta bir de dergi fotoğrafları vardı. Ezgi hatta şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, çıplak fotoğraflar var, onları görmeyin. Ezgi dedi ki, benim hala en sevdiğim fotoğraf dedi. 7 Eylül'de hatta makyaj yapmışız. Evet. Tarihde bu Ezgi'ye kadar ama. Sonra yine bir dergi çekimi olmuştu. Ben tutturdum. Fezi istiyorum diye, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Olmadı galiba. Ankara'da. Parada mı? Hayır, oldu ya. Bir kere daha yaptım ama dergi değildi diye hatırlıyorum sanki. Aa, bu arada sen bak sırılsıklam kalmışsın. Evet, ne yapayım? Dışarı terasa çıktık arkadaşım. Yok, aracım maracım yok. Metro ile geliyorum. Ben de mi öyleyim? Evet, ne olacak, kururuz biraz daha. Evet, hepimiz ısınırız. Doğal bir program bu. Doğal bir program bu. Ne yapayım yahu? Ter değil ki yani bu. Arabayla geldin, sen niye yalan söylüyorsun? Şeker değiliz ki. Yani, biz çok yalancı olmaya başladım bak. Arabayla geldik. Arabayla geldik. Halka oynuyor. Şu an şey moda ya, herkes zenginliğini evet. Saklamaya çalışıyor. Ama herkes olduğundan daha da fakir gösteriyor kendini. Şu bizim an moda o diye şey. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Beni araştırırlarsa zaten emin olun ki mutlaka bana üzülüp yardımda olurlar. Yani. Tamam ya. Yani. Fezi Polat ya konuştu. Abart. Peki. Ezgi. Heh. Evet. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ankara'dan mı geldin, İstanbul'da mıydın sen peki? Bu ara İstanbul'dayım ama iş olmadığında falan ben kaçıyorum evet, Ankara'ya. Biliyorum, senin Ankara sevdanı çok iyi biliyorum evet. Bu arada. Artık onlara sıkılıyorum ama. Girmeden önce hemen şu kartlarımızla önce konuya girelim istiyorum. Tamam. Burada bir sürü makyaj tarzı var. Bir tanesini evet. Fezli, bir tanesini ben yapacağım ve sen seçeceksin. Bize şimdi. Göstermeden sen seçeceksin. Bir tarafını seçkin, bir tarafını ben yapacağız. Zaten video tamam. Biliyorsun dur. Ben geçenlerde Berk... O kime? Bana mı, Fezli'ye mi? Bir edit sana. Yapmışsın, bu soracağım bana. Sana onu. Tamam. Ne seçtim acaba? Bakacağım. Ben de mi bakamıyorum? Bir tane de şimdi sonra Fezli. Bakacağız ona. Ha, tamam. Bakalım. Bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Ya yet o ya. Ama yeter. Hayır ya, ben bunu renklendireceğim bunu. Ay smokey. Burada... Bir şey söyleyeceğim. Ne? Ben dükkandan böyle bir şey buldum. Şunları sürmek istiyorum ben Ezgi'ye. Olur mu? Bunu ne seçtik o zaman? Şöyle. Bir daha mı seçtik ya? Bir daha seçelim. Dur bunu baştan. Ya bize bakalım şey, hangisi biz buradan beğendiğimiz bir şey var. Festival Party Make-up. Bunu seçtim. Bunu durdum. Festival Make-up seçmiş. Fashion Make-up. Belki de değişin olsun. Tekrar seçiyor gibi yapayım. Ha tabii tabii öyle. Kapat. Doğru, ona şey yaparız şimdi. Yok bir dakika, öbürü nerede? Fashion Make-up. Fashion Make-up. Tamam, bunu da bana veriyorsun. İkinci yap ya. Tamam. Tamam. Okey. Onu seçtim. Şimdi Ezgi'ye bir kar seçtireceğiz. Nasıl makyaj yapacağımıza bakacağız. Hadi ilk defa seçiyoruz. Ben bunu ilk defa. Bakmayacaksın değil mi? Peki, bakmıyorum. Lütfen. Evet. Ben bunu aldım. Hadi bu olsun. Aa bakayım. Aa, Fashion Make-up. Festival Make-up. İnanamıyorum. Tam da onun için ürün getirmişti. Çok iğrenciyiz. Bu arada makyajı da başlamadan önce bizim ana sponsorumuz Piyano Jewelry'nin sana şahane bir hediyesi teşekkür var. Teşekkür ederim. Bunu da burada açıp bakmak istersen. Evet isterim. Ben de gerçek çünkü... altın sertifikası var. Açıp bakmalarını istiyorum çünkü ben de görmediğim için merak ediyorum. Değil evet. Mi? Bu arada geldi. Bize yani gelen hediyeleri hakikaten biz de burada görüyoruz. Çok bir küpoş. Bir şey söyleyeyim, çok tatlı. Aa, nasıl bir küpe o öyle? Nasıl takacağım? Şöyle, şöyle, şöyle değil mi? Evet, evet. Aa, çok ay güzel çok güzel. Çok hoş. Onu sıkıştırırsın böyle bir şey herhalde. Oh. Aa, kulak gitti. Piyano Jewelry'ye çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok güzel oldu, teşekkür ederim. Bakayım bir. Vallahi çok yakıştı. En azından piercing değil. Piercing benim tutmuyor çünkü. Ve şu an dün iki gün önce falan çıkarttırdım. Arkasında böyle bir bump yapmış. İşte bu ne helix? Çok şey yapıyorum. Bu ne oluyor burada? Flat helix mi? Şu helix mi? Evet. Helix. Helix'miş onun adı. Helix'e selamlar. Çok buradan. Teşekkür çok güzel. Ediyorum sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz Piyano'ya. Gerçek altımız ben şöyle bir makyajla şöyle bir o zaman bazı şey yapayım, sonra da sorularımıza başlayalım. Haydi bakalım. Haydi buyurun. Kapağı böyle çıkartmasaydım iyiydi. Neyin
Kim bazı bu? Refi. Sen tabii Türkiye'de satılmadığı için bunları burada Refi. Çok rahat bir şekilde. Çok bak ama cilde müthiş bir parlaklık veriyor. Şahane bir makyaj bazı bu. Bakayım ben de süreyim. Tabii tabii sana da vereceğim şimdi arkadaşım. Bu diyorsunuz ya hani böyle bazen ürünleri görüyoruz işte söylemiyorsunuz falan diye. Söylecek bundan hakikaten olacak? Memnunum bu arada ben. Gerçekten müthiş. Alan var. Aşkım şey var. Gelin bir sürü insan var. Gelip alıp şey yapan ama burada yok. Burada yok değil mi? Maalesef kesin, kesin. Yok. Baksana ama yani böyle bir masaj yapıyor. Kan dolaşımını evet. Hızlandırıyor falan. Hoşuma gitti benim. Al sür bakayım. Tavsiyem yani tavsiyem. Bu arada demin Ankara mevzusu oldu. Sen Ankaralısın ve normalde orada yaşıyorsun evet, değil mi? Evet, evet. Ailenle beraber mi oradasın? Ailemle evet. Peki buraya sadece iş için mi geliyorsun? İş için geliyorum. İşte burayı görmeye geliyorum. Onun dışında Ankara'dayım. Buray bu arada full İstanbul'da mı yaşıyor? Yoksa... Aslında yaşamıyor yani. Şu an uçakta mesela. Buray evet, bir telefonla bize mesaj at arada İyi istersen. İyi misin ya? Evet. Neredesin? Seni merak ettik. Uçağın nerede olduğu belli zaten. Hani? İzliyoruz. Takipteyiz. Haberin olsun. Böyle bir, şey, böyle bir sevgili misindir mesela ne yaptın ne ettiğini takip hayır, eder misin? Hayır öyle değil yok, ama yok. Yolculuklarda şeyim. Yani anksiyeten hani, var. Evet çünkü halamı kaybettikten sonra ben bir başım şey oldu. Olsun. Teşekkür ederim bir korku. Anladım. Annem babam ya da arkadaşlarım biri yoldaysa falan ben şeyim yani. Varana kadar iyi mi iyi mi iyi mi iyi mi? Çok iyi anladım. Bir yoksa haber darlayan almak. Bir insan değilimdir yani. Yok canım zaten belli darlamayan bir insan oldu. Tamam, ben bugün o kadar bana. Kafam gidik ki Lizbon'dan döndüm sonra 3 gün makyaj ne yaptım kadar, sabah zor akşam. Hayatlar. Ya gerçekten bugün ne kadar Lizbon'dan dönmüş ne kadar yer yandı. Oh, arkadaşım hemen bir masaj terapisti seçkine ne olur. Gittim çok güzeldi. Gerçekten. 5 günde orada aynen arkadaşımla gezdim. Ben önce çalışayım. Ben sen yine gelemedin tabii ki her zamanki gibi. Sen bu ara hiç gelemiyorsun Fezi. Hiç. En niye son böyle Stockholm'a oldun? Gelmişim. Stockholm neden sendromu yaşadın kaldın. Vize alamadım. Benim gibi bir insan, 5 yıllık Schengen vizesi olan insan bir daha vizeye başvuramadı. Şey ben de randevu alamıyorum İtalya'da. İşte randevu yüzünden aşkım. Yani vize alamadım değil aslında. Aralık sonuna veriyor. Bir iş olsa gidemeyince evet, evet. O zaman da sıkıntı. Ben zaten niye yani gitmedim? Bu sene 3 tane şehir, yani yurt dışı makyaj kaçırdım. Neyse buradan yetkililere sesleniyorum. Sevgili Aydat Sayın ekibi. Sayın Devlet bir de. Sevgili Aydat ekibi. Ya yok mu bir borduk mu? Şey, yeşil pasaport bir şey bilmem ne. Pasaport eniştesi bir şeyse. Öyle. Şimdi fontenle başlayalım ama sen fonten mi sürüyorsun ben yoksa böyle bir... Ben bunu bütün yüze sürmeyi düşünüyorum şu anda. Bir bakalım. Ne diyorsun? Çünkü cildi zaten evet hep okay öyle bir baksana kaşını gözünü. Çok bir gözünü. Şey yok ya. Şöyle bir pıtır pıtır süreceğim böyle. Bakayım bir sür. Şöyle ben de süreyim. Hatta sen de adam. Sür bakayım bir. Buraya da bak. Sür onu. Aa buraya da sür değil ama yani oraya sen sür. Arkadaşım bir bak da hani şey yapayım dedim. Dur bakayım. Vallahi hiç fena olmadı. İyi değil mi? Evet evet. Şöyle yayarsın artık. Bazen böyle makyaj yaparken siz de hani sadece concealer'la böyle hafif bir fırçanın ucuyla dağıtarak şey yapabilirsiniz, ürününüzü sürebilirsiniz. Bana ben bak asla sen. Yapamadım. Ankara kendime. Diyorduk. Sen şimdi Ankara'da doğdun, ha, büyüdün. Evet. Peki evet. Yani ne sıklıkta oradasın şu an? Burada yerleşik bir düzenin yok mu anladığım kadarıyla? Yok, taşınmıyorum inatla. Eğer bir iş olursa dediğim gibi ev açıyorum, iş bittiği anda Ankara'ya basıyorum. Ya çok kaos geliyor burası bana. Aşkım öyle evet, oldu çok ya. Özlüyorum. Evet öyle oldu ayrı, maalesef. Çok güzel bir şehir ama kaos sevmiyorum ben. Ben sakinlik. Yani. Burcun senin kova mıydı? Kova. Kova. O yüzden kaos sevmiyorsun. 12. evin yakşak evi. Artık ilgilenmiyorum zaten. Peki şeyle. Şu an sinemalarda bir filminiz evet, de Serçe'nin oynuyor. Evet Serçe'nin gözyaşı var şu İkinci an. İkinci hafta bu yayınlandığında kaçıncı haftası olacak bilmiyorum ama. Vizyondayız şu an. Evet. Film, 4. hafta olacak sanırım. Biraz filmden bahsetmek ister misin film bize? Film kadına şiddete hayır dediğimiz bir iş. Her zaman. Tabii ama ki. Sonu umutlu. Yani evet çok dram bir iş ama sonunda susmamamız gerektiğini öğretiyor bize. Çünkü öyle susmak, korku, bastırmak, kötü ya. Susma sustukça kesin. Diye biz burada öyle gerçekten, gerçekten öyle. Gerçekten. Bu arada senin rolün nasıl bir rol? Benim rolüm orada Nilüfer'i canlandırıyorum ben 70'lerde. Şarkıcı Nilüfer mi dermiş? Evet 70'lerde yaşamış bir genç kız. Çok güzel hayalleri var, umutları var, sevgilisi var falan köyde. Full 70'lerde mi geçiyor film? Günümüz ve 70'ler aslında paralel ha, şey, flashback'li mi? Evet. Sonrasında bir gecede hayatı mahvoluyor Nilüfer'ciğin. Ve film Nilüfer. Başlıyor işte. Ama sonunda dediğim gibi gerçekten şimdi spoiler vermeyeceğim ama bir umut var. Evet. Her zaman bir umut ok yok mu zaten? Hep var. Bir umut var. Umutsuz yaşanmaz ki. Doğru. Ay çok kötü biten sonlara zaten benim tahammülüm evet. Yok. Sinirlerim bozuluyor öyle evet. Filmlerde. Evet, böyle evet. Bazıları berbat bitiyor ya. Evet. O böyle umut. Yumruk gibi yani. En azından bir yüzüne. Umut olmalı sizinkinde. Evet. Söylediği çok umut olmadan hakikaten yaşamanın yaşanmaz hiçbir mantığı ki. Yok ki. Umudunu kaybettiğini düşün. Buradan da Umut Eker'e selam söylüyorum. Hakikaten sevgiler saygılar diye. Saçma sapan be. Benim esprilerim gibi ya. Bende de var. Aşkım bunu. Sen mesela 30 yaşında olduğuna bence burada yani bunu seyreden hiç kimse inanmayacak. Çünkü bence de. 17 yaşında gibi gözüküyorsun. Yok o kadar da değilim yok, artık vallahi ya. Vallahi çok küçük gözüküyorsun Ezgi. O zaman da küçük gözüküyordun şimdi de çok küçük gözüküyorsun. Evet, keşke yani küçük gözüksen deli misin sen 30 yaşında böyle gözüküyorsun. Bu arada fotoğraflarınıza baktım ya Ezgi hiç değişmedi. Gibi aynı duruyor. Tabii Zehra ve Seray gelişti değişti demek onlar değil. Da ha, onlar da değişmedi ama Ezgi gerçekten bir hani. Bir sen değişmişsin. Bir, evet bir çek ben de değişim. Fezi de aynı.
Yok aşkım. Evet, o biraz değişti. Beyazın 50 tonu var. Sen benim beyazlarımı görmek ister misin? Onda da var mı? Benim sakalım ya. Çok ak Gandalf yani beş kalmış gibi. Boyamıyorum da yani umurumda değil. Peki oyunculuğa nasıl başladın? Ben oyunculuğa nasıl başladım? Ben balerindim normalde. Bale mezunuydum. Bayağı Ankara'da okurken konservatuvar. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı modern dans bölümünü de tamamladın. Hem klasik bale hem modern. İki ana dans. Bize biraz şurada bir şifak Allah'ım bir cool gülüm alırsın. Ne olursun. Ne alıyorum. Bir bilek sıvan bir şey. Artık ne varsa elinde. Her şey var. Ama şunu çıkaracağım. Çıkar. Tutturamadık. Tamam onu sonra tuttururuz. Unutmam asla. Bale yaparken böyle bir gün yazlığa gidiyorum. Yazlıkta menajerimle tanışıyorum. Zaten tanıyordu kendisi beni. Hı-hı. Ezgi dedi bir rol var hani deneyelim mi? Dedim ki benden olmaz. Kaç yaşındasın o zaman? İşte 22. Ama yine sen 15 gözüküyorsun. Ben senin 15 gözüküyorum. Bodrum Masalı diye bir iş var hadi bir audition verelim. Çok da güzel bir işle başlamışsın yani. Sen izledin mi o diziyi? Ben izliyordum. Kadro. Evet çok yani iyiydi. Nejat evet, İşler evet, evet. için Esen falan yani. Çok iyiydi. Müthişti benim ve için. Ve bir anda böyle bir dizi. Evet ve tuttu. Çok sevdi. Hala bana Aslı diyorlar. Hala Bodrum Masalı diyorlar. Diyor, derler. Evet. Mutlu oluyorum yani ilk işim. İnsan işte. Hem ilk kişinin olması hem de öyle bir kadroyla ve hem de çok tutan bir iş olması evet. bir Ama oyuncu için. Ama genelde işlerime bakıldığında hep şey yani. Hep sevdiğim, hep beğendiğim oyuncularla. Uğur Yücel'le oynadım evet. ikinci işimde. Müthiş. Ha, harika yani, insanlar. Kaç tane sinema filmi yaptın şimdiye kadar? İki tane yaptım. Biri yayınlanmadı. Onu bekliyoruz. Bu Serçe'yle birlikte iki işte. Süper. Dizi dizi olarak kaç tane dizi oynamıştın? Bodrum Masalı var. En son şey vardı bir de. Evet. Yedi tane dizi mi var? 2016. Sen hakikaten hiç boş kalmadan. Boş kalmadı. Patladı. 2016'dan 2023'e kadar. Çok güzel ya. Her sene vardı. Tabii hep geliştirdim kendimi. Dersler aldım. E tabii. Çünkü yerimizde saymak kötü bir şey. Peki şimdi yeni sezonda böyle dizi bir şey olacak mı? İstiyorum. Senaryoları da okuyorum şu an. İçime yatan bir şey olduğunda derler Ama öyle zaten. Öyle yani böyle bir fix bir konuşmaymış gibi geliyor bu her zaman insanlar ama öyle. Ama yani öyle gerçekten okuyoruz. Için. Her şey okeyse tamam. Değilse en ufak bir pürüz hissediyorsam içimde teşekkürler deyip başka rol bekliyorum. Tiyatro hiç yaptın mı? Yapmadım. Ondan bir tık çekiniyorum. Ya. Eğer bir gün yaparsam gerçekten çok çalışıp dört dörtlük yapmak istiyorum yani o işi. Ya yaparsın sen ya. Bir şey tabii için. Sahneye alışığım küçüklüğümden beri. E tabii bale geçmişinde olduğu için evet, zaten. Evet canlı canım. Yani hani kaç tane belki seyirci müzikal canlı canlı çok isterim. Şahane olmaz evet, mı? Bence müzikal sana çok yakışır evet, gibi geliyor bana hem da. Hem dans. Oo. Hem ne oyun. O? Biraz fazla sürdüm galiba. Birazcık fazla sürdüm galiba. Şöyle bir bakalım şey yapalım. Fezinin festivali. O benim yüzüme dağıldı benim ya. Festival. Ay bak dağıldı ama görüyor musun? İşte önemli neymiş olan o? Bunu sürüp dağıtabilmek. Ben gelene dağıtamıyorum. Dün bir allık aldım asla süremedim. Ya sana böyle sana bir tatlı. Bir öğretin bana ya. Aşkımızla gülümseyeceksin. Makyaj dersi aldım ben Fez'i biliyor musunuz? Gerçekten. Şeyde mi? Konservatuvarda. İşte Kuğ Gölü makyajı falan. Ha öyle bir hatta de. Hatta Kuğ olduğu için böyle gözlerimizin içine şuralarını böyle kırmızı kalemle noktalar yapardık. Sahneden daha büyük görünsün. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak ne kadar güzel dağıttım arkadaşım. Görüyor musun? Lök diye şeyi. Aa, çok güzel. Ne tatlı. Sen dağıtmayacaksın da kim dağıtacak? Ha. Ah, aşkım benim. Burayla nasıl tanıştınız merak ediyorum çok. Ay her yerde anlatıyorum. Bak stoklamamış. Ya, olsun ama bu her yerde anlattıysan da bizde de anlat olur, ya. Olur anlatayım ben yürüdüm. Gerçekten mi? Helal olsun kız. Yani şöyle zaten çok beğendiğim bir sanatçıydı. Yani şarkılarını falan dinliyordum. Ay. Evet ama aklımın ucundan da geçmezdi yani. Beni Affet çıkmıştı o zamanlar. Ceren de benim arkadaşım. İşte Beni Affet'i çıkarttılar beraber. Beraber söyledikler. Ben Ankara'ya gidiyordum. Böyle bir dinledim şarkıyı. Oh dedim ne kadar güzel hemen bir story atayım. Ceren'i etiketledim sonra burayı da etiketledim. E tabii haklı olarak. Ondan sonra teşekkürler falan dedi. Ay dedim cevap aldım. Ben teşekkürlere hayran oldum. Ay, yani ne tatlısın ya. Öyle o kadar şey yapma ya. O kadar çok böyle hani poplama ne öyle. Bebek gibi kızsın sen de. Yok yok poplanacak bir insan. Yok yok ben gerçekten de tanıştım yani. O gün gerçekten. Dünya şekeri. Dünya şekeri. Adam gerçekten. Ondan sonra işte konuşmaya başladık. Sonra tabii ilk arkadaşlıkla başladı. Ondan sonra aşka dönüştü. Ha, öyle bir tanıştınız, hızlı görüştünüz. Hızlı hızlı olur mu? Tanımamız lazım birazcık. Tabii. Yani o da çok yoğun, sen de yoğunsun tabii. Aynen önce bir öyle. Buluşması. Benim bir de o zamanlar setim vardı. O konserler için gidiyor. Ben setteyim ya. 2-3 saat görüyorduk ben bunu. Sen ona mesaj atmışsın ama karşılığında hızlı bir şekilde bulmuş anladığım kadarıyla yani. Evet yani. Da. Ya bulsun ne kadar ya, oldu sen bu arada? Sevdin, sevdin, sevdin. 7 aya girdik. Yıl oluyor sanırım neredeyse. Aynı mutluluklar. Maşallah. Bir ömür boyu. Maşallah. Ama gerçekten öyle. Aynen öyle. Ya iyi gidiyor, keyifli gidiyor. Ah süper. Böyle peki. Sorular. Bizim bu pekilerimiz.
Peki. Sen sor. Arkadaşım ben şunu soruyorum. Benim bana hep kızıyorlar. Peki sen nasıl bir aşıksın diyecektim. Hani böyle şey yapmışsın ya. Hoşlandığın birine direkt yazmışsın hayranlandığın birine. Bir de ben yürüdüm diyorsun. Nasıl bir aşıksın? Ben nasıl bir aşığım? Aslında bunu buraya sormak lazım. Bilmiyorum ki çünkü herkes de farklı tabii bu. Arayalım diyeceğim de uçakta. Uçakta evet ya kıyamam yorulmuştur. Şeyim ya fedakarım. Belli o. Buray hangi buruştu? İkizler. Allah sana versin. İkizler. Yok ya tatlış. Allah ama ben de kovayım. Bak sen de terazisin. Doğru. Terazi kova ikizler. Ama terazi dünyanın en büyük, en güzel, en şahane burcu. En bakımlı diyebiliyorum ben terazi. Dengelidir, şeydir, orta yolu bulmaya çalışır falan o yüzden diyorum. Ama hepimizde bir özgürlükçülük var. Ya bende evet. Var, Buray'da da var. Ama zaten 30 yaşında insanlarız. Buray kaç yaşında? O da 39. E işte yani. Biz aynı yaştayız Buray'la evet. Öyle evet. Mi? Evet. Ya ne güzel hadi kutlayalım. Hadi. Buray'ın en sevdiğin şarkısı hangisi? Çok fazla var. Evet. Ama bu Spotify listesinden tekrar tekrar diye bir liste var ya. Orada Taç Mahal birinci. Ha Taç Mahal. Şimdi şu Ramazingo'yu süreceğim için gözüne birazcık böyle hani dağıtama... ma durumum olabilir. Ay ben onu sabitiz. Merak ediyorum. Bir sabitiz tamam, şimdi. Sabitiz. Buraya bir gerilim tamam. Müziği koyabilirsek biraz şahane gerilelim. Olur. Şimdi tam aşağı bakmanı isteyeceğim kuşum. Önce o yapsın ki o güzel olursa belki ben de yaparım onun için. Allah belanı inşallah değil mi? Peki. Ne değişti? Ne değişti? Bunu da sormamızı bayağıdır bekliyorlarmış. Neden artık peki ne değişti demiyorsunuz demişler. Evet. Bazı yorumları da okuyoruz. Bu arada videonun altındaki hepsini. Cevap da vermeye çalışıyoruz. Fezi benden daha da çok okuyor. Evet ben bayağı... Gerçekten eskiden okuyor musunuz? Eskiden okumuyordum. Çünkü böyle ben çok kırıldım ettim falan böyle insanlara okuyorum. Diye şey yapmıyordum ama şöyle söyleyeyim. Şu an video yayınlandıktan sonra videoyu seyretmek yerine ki zaten biz 2-3 defa seyretmiş oluyoruz daha öncesinde. Evet. Hayır hayır o şey yapacak aşkım. Onları şey yapacağım. Kuracaktım ve duruyorum. Sen, ben seni yeğenim gibi görüyorum ya Ezgi. Ben o yüzden evet, aşkım kuşum diye. Vallahi billahi o yüzden aşkım kuşumlu konuşuyorum. Buraycığım sakın yanlış anlama Allah aşkına. Zaten yani şey. En son takılacak insan. Ha, öyle al sağ olsun şey yapsın. Nasıl oldun bakayım? Vallahi hiç anlamadı baksana tatlı. Dünya tatlısı ya oldu. Ya ben oley. Sen sakar mısın bu arada çok ha? Kim ben mi? Evet. Tabii. Ben uyumuşum. falan tabii. Bana mı sordun? Uyan. Bir dakika şimdi. Pardon pes durdum. Estağfurullah aşkım. İyi ki bir sabit kalalım dedik. Dur bakayım. Ama çok güzel oldu baksana ya. Müthiş oldu. Dur bir dakika ben şimdi bunu da süreceğim. Onu sürsün sonra gösterelim. Ha, bir açsana gözünü Ezgi. Ay müthiş. Çok tatlı oldu ki. Dur bir dakika bakayım gözünü kıldığın. Biraz katlanmasını zorluyor mu acaba? Yok. Okay rahat mi? Mısın? Okay. Batan bir şey var mı? Yok. Hatta şöyle şey... yapınca oturuyor işte. Heh, tamam okey. Bir şey söyleyeceğim bu çok tatlı bir şey oldu ya. Ne diyordum ben? Ne bak benim evet, kafam bir... çok sakarlığından sakar bahsedeyim. Sakar değilim. Yok değil çok misin? Değilim. Hayır. Bana öyle bir bilgi geldi. Yalan mıymış acaba? Kimden geldi? Sen söylemişsin sanki röportajlar. Birazcık sakarlığım var falan demişsin. Artık yok ya sakarlığım. Artık 30 yaşına diyorsun şey insanım. Yok yok sakarlığım yok. Sadece şey dikkatsizliğim olur. Bazen işte bir anda düşerim falan. Ha. Ama onun dışında bir sakarlığım yoktur. E tamam o zaman bütün makyaj malzemem. Genelde olur. Elini kolunu nereye koyacağını ben de bilemediğin zaman. Angır dungurdum çocukken çarpardım ederdim. Çok. Bu şu çiğ tavuk meselesi ne? Ay çatı katı aşk zamanı mutfak sahnesi çekiyoruz. Mutfakta bir kavga dövüş sahnesi. Bir şeyler atıyorlar yiğitler de bana o ara. Çiğ tavuk attı abi şuradan geldi böyle vıh diye. Sebep? Niye çiğ tavuk? Hiçbir fikrim yok sorgulamadım da. Çiğ tavuğu yedin mi peki? Yemedim ya şey işte atıyorlar buradan ha. Geçecek yani sebzeler, meyveler falan. Elli karıştırmış. Öyle şey söyle ben de kavga ettiniz falan şey. Hayır bu tamamen gibi şey sahnede işte. Bir... Slow motion bir çekim. Orada işte kabak, tavuk, havuç falan geçiyor. Bir hangi dizideydi dedin? Çatı Katı Aşk'taydı. Bir anda tavuk atmış. Ama o da vurayım diye atmamış yani geçsin diye kameradan. Ama sana geldi o. Ama bana geldi. Aa suratına bir anda tavuk butonu evet, çarptı. Evet böyle don diye öyle. Duruyor mu onun sahne şeyi acaba? Duruyordu. YouTube'da var mı? Kaçıncı bölüm ama bilmiyorum ya. Ha bir de yayınlandı o haliyle. Tabii tabii ya bir anlık var hatta telefonumda da olur. Bir anlık tavuk geçiyor. Kastım şey yapacağım çünkü. Gidiyorsun. Arkadaşlar bakın onlar konuşurken ben burada cebelleştim. Allah belanı versin inşallah. Kurumuş mu ne oldu bilmiyorum. Pembe bir eyeliner süreyim dedim. Ne yaptın? Simge'de de böyle olmuştu. Simge'de de böyle olmuştu. Mikrofonun dönmüş diyorlar. Ne yapayım? Hangisini yapayım? Hangisini yapayım ben? Makyaj mı yapayım? Sorumu salayım? Eyeliner'ımı toparlayayım? Ben artık yeter ya. Yeter arkada da diyorlar ki yok bizi şöyle yapma. Bizi böyle. Bizi hangi... Tekrardan şey yapacağım. Çok başka. Ruh hastası arkadaşım benim. Gözümü ben buradan almıyorum.
bilmiyorum yalnız. Seyirci diyecek Ezgi hep aşağı bakıyor. Peki aşk senin makyajlar anlısı kendini güzel kötü. Yapabiliyor musun? Yapamıyor musun? Eyeliner yani, çekemiyorum mesela yok. Kendisine. Eyeliner yapamıyorum. Çekemiyorum, balede de çekemezdim. Makyaj sınavında da şey yapardım yani. Çekiyor gibi yapıp silerdim böyle şuraya. Kuyruğunu atıyordum. Mış gibi. Hoca yiyordu ama. Yani yemiyordur ya, da ya, yemiyordu ama geçirelim. Ben anlamıyorum bu kızların kendi makyaj yapamamasını. Ya gerçi iyi ki yapamıyorlar biz kadar. Böyle. Tabii canım. Evet aynen öyle. Aşkım yani, herkes işini yapsın. Ben oyunculuk yapıyor muyum? Yapmıyorum. Evet. Biri yani, ben sürerim. Heh. Lipstiğimi sürerim bitti. O kadar. Zaten günlük yani, makyaj bu kadar. Ne olacak? Ben yapmıyorum ki günlükte de çok. O zaman biraz şu makyajı sen elin ayağın bir karıştı Fizi arkadaşım. Hiç alakası yok. Yo. Karıştı. Ben biraz hızlandıralım diye dedim. Geliyoruz. Evet, festival makyajımız yavaş yavaş gidin. Bitti. En sonda şu Rod'un, Hailey Bieber kendi gönderdi bana sağ olsun. Yok Nazlı Çarmık ne diye sağ olsun canım benim, almış renk. Şimdi onu süreceğim. Şeffaflarını çok beğenmiyordum ama şöyle söyleyeyim. Bunu sonra gördükten mi? Sonra, yani rengini gördükten sonra beğendim. Yapabilirsin. Peki bir şey diyeceğim. Yapmanı isteyeceğim. Durun şu makyaj bitsin öyle diyeyim. Peki bir şey söyleyeceğim dedi. Sana böyle birkaç tane sorum var benim. Ben dün böyle internette birazcık araştırdım seni, ettim hadi falan. Bakalım. Birkaç tane programa konuk gitmişsin. En sevmediğin program hangisi diyecek soracaksın. En rahat etmediğin program hangisi diye soracağım. Ben galiba bir tanesini biliyorum. Anladım onu ama. Hangisi sence? Ya bunu söyleyemem. Söylenmez açık açık. Söylenmez de krizini hissettiğini merak ettim ben. Kayıttan sonra söyleyebilirim. Terk etmemek için. Gerçekten. Gerçekten. Kaldırıldı sonra zaten. Yani. Yayınlanmadan mı kaldırıldı? Komple bu kadar bir güç ve ego savaşı yapamazsınız benim üstüme, gelemezsiniz. Gerçekten yani. Gerçekten mi? Küçücüğüm bir de ya, o zaman. De... Şimdi olsa var ya pata pata cevaplarını veririm. Neydi acaba? Var ama var. İşte konuk olarak gidince bir de canlı böyle şey mi? Çok da gitmedim aslında. En son işte şeye, Ceyda Hanım'a gittim. Evet. Zaten çok hayranım tatlı. Ve çok tatlı. Orada bir heyecanlıydım. Buna falan kızar. Fındık yemiştim çekimden önce. Tansiyonum düşmesin falan. Alerji yaptı. Buralarım kıpkırmızı. Millet yoruma yazmış işte. Göğsü kıpkırmızı falan. Hem heyecan hem şey, fındık alerjisi. Fındık alerji mi var fındığa? Fındığa büyük ihtimalle var. Biz işte 16'sında gidiyoruz doktora. Şeye alerji bakacak. Testi. 6500 maddeye bakılacak. Hayır, ne var neye işte. Aynen öyle. İntolerans yazıları. Ben var. De istiyorum onu ya. İntolerans yaptırmak istiyorum. Ben bir yaptırayım, haber vereyim size. İntoleranslara geldi. Şeylere geldi. Sen teşkilat listinde de oynuyordun. Ay çok oradan keyifliydi. Peki ayrılmanın özel bir sebebi var özel mı yoksa yok, senaryo bitti ama. De sen senaryo ayrıldın. Gereğiydi. Zaten 2 sezon oradaydım ben. Teşkilat kaç sene? Teşkilatı ben kaç bölüm çektim? 2 sezon. 2 sezon tabii, değil mi? Ben 2 sene Ankara'daydım o iş için. Bak Ankara'da çekildi. O da mı Ankara'da evet. Ne kadar çok seviyorsan demek ki. Gerçekten şu an Ankaralıyım diyebilirim çünkü her yerini gezdik. Okey. Ve biliyorum ama çok soğuktu o yüzden. Ankara hep soğuk ya. Çok soğuk. Ben çok severim soğuk. Biliyor musun Ankara'yı bu arada? Ya ben de ablam yaşıyor daha benim. Daha samimi biliyor musun? Daha böyle, samimi. Kimin ne olduğu belli. Röportajda dediğin gibi o böyle tunalda gezmek etmek evet. Falan gibi. Ne bileyim benim de hoşuma gidiyor yani. Bürokrasik bir şey. Daha samimi böyle insanlar. Evet yani bir şeyler ya. İstanbul'daki gibi herkes birbirinden nefret ediyor ya burada. Ama kimin ne olduğu belli değil ki. Ankara'da kimse da değildir İslam canım. Kimse İslam yok be. Bizim orada mahallede pub map var işte. Ben herkesi tanıyorum ediyorum zaten dışına çıkmıyorum. Ben konfor alanımdayım yani. Şimdi ne zaman gidiyorsun Ankara'ya? Hemen de. Makyajımı sileceğim. Buradan Ankara'ya. Böyle trenle. Burnunu yaptır diye çok fazla şey ne? Zorbalık çok yaşıyormuşsun. Çok fazla değil ya. Bir tane geldi. Bir tane mi sadece? Bir tane. Burun diyor arkadaşlar. Burnun neyini yaptıracaksın burnunu? Evet işte ben de ona şaşırdım. Şu an ben bu arada zaten herkes birbirini çok zorbalıyor. Geçen bir tane kızın biri bana mesaj atmış. Ne yazmış söyle. Allah aşkına bir şey yapmak istemiyorum şu an. İsmini de söylemek istemiyorum. Demiş ki. Tanıyor musun peki? Hayır tanımadın şeyde. Benim şimdi sakallarımın altında böyle bir renk farkı var ya sakallarından evet. Dolayı. Onu kestiğim zaman da şey yapıyor ya. Tamam. 4 şey işte sen bunu buradan yazmamışsın ama ben bunu bu kadar açık yürekle söyleyebilecek biriyim. Şey değilim. Ne? O kadar rahatsız oluyorum ki boynuna bakmaktan artık şey midem bulandı gibi. Bak bu kadar ağır şeyden YouTube'dan bahsediyorum. Mı bu yorum? YouTube'dan bir şeyden ama bana Instagram'dan özel yazmış. Yani herkese karşı şey yapmak istemiyorum ama böyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Zaten bunu seçmiyorum ben. Yani insanların değiştiremeyeceği şeyler hakkında böyle abuk subuk yorumlar. Ben buna üzülmem, takılmam, şey yapmam da. Değiştirebilecek bir şey olsa değiştiririm yani, ederim de. Üslup. Üslup olarak çok şey denmiş. Ben şöyle bir şey okudum. Bir insana bir şey söylemeden önce atıyorum 5 dakika içinde değiştirilebilecek bir şey mi o? Kesinlikle. Mesela saçını yaptı. Söyleme başka abi. Bir şey. Doğru.
Ya, ya da saçını boyasan mı falan. Bunlar 5 dakika içinde değiştirilebilen evet, bir şey. Evet, mesela güneş şekillerim de vardır. Bununla ilgili yapmaya çalıştığım bir sürü şey var falan. Ben zaten onları görebiliyorum. Ben görmüyor değilim. Ama işte bir tanesi şey demiş. Ala'nın videosunda. Bana bunları bu arada böyle insanlar şeyden atıyor. Nasıl söyleyeyim? Screenshot alıp atıyorlar da. Oradan görüyorum. Yorum okuyorum da oradan şey yapıyorum biliyorum da. Dişim kırıldı ya benim. Şu an şeyi bekliyorum. Yani gelmesini bekliyorum dişin. Onu da yazmış. O bir uzun bir süre gerekiyor. Arkadaşlar anında değiştirebiliyor olsan zaten değiştiririm. Yani birine bunları söylemeden önce bir düşünmeniz gerekiyor. Gerçekten evet, düşünmeniz lazım. Evet. Yani söylediğinizi biz 100 kez zaten düşünmüşüzdür. Ben en çok şuna sinir oluyorum. Şimdi ben zayıf insanım. Hı-hı. Hayatım boyunca zayıftım. Tabii ki ileride alabilirim. Hı-hı. Şimdi mesela yazıyorlar işte kilo alman lazım. Abi belki kime hastayım. Kime göre neye göre belki ya? Belki bir ilaç kullanıyorum Allah korusun. Evet. Sağlık problemlerini düşünmüyorlar. Evet. Ya da bundan çok memnun acayip. Ya da bunu senin görmediğini onu fark etti. Ha demek öyle. O zaman hadi burnumu yaptırayım. Sen peki en çok linç nereden yiyorsun mesela? Ya da biri burnunu demiş alakası bir şekilde yemiyorum. Öyle yazan mesela var ya. Mesela kaşını aldır diyen çoktu. Kaşı çok güzel. Hiç evet, boyamadım bile. Evet. Çünkü şey seviyorum ben. Doğallık seven bir insanım. Ben zaten de severim doğallık. Evet yani hani. Ama estetiği de seviyorum. Ona da karşı değilim mesela. Ama isteyen evet, yaptı. İsteyen yaptı. Aynen öyle yani değiştirebileceğim bir şeyse. Ben de karşı değilim. Hiçbir şeyin var mı? Estetikle alakalı. Yok. Öyle botokslu bir şey. 2006'daki fotoğrafını yani gördüm. Biliyorum da yani bileyim. Hiç belli yok, olmuyor zaten öyle bir şey. Ha bir de botoks yaptı diyorlar bana. Çok böyle burası neden? Şey ya. Mercedes logosu gibi ya burası. Mercedes bak hadi buradan da bir. İç almak için de. Ya isteyen yaptırır eder ama o kişinin kendi kararı evet, işte. Kesinlikle. Onu yazmayı ver ya. Kesinlikle. Ya da batıyor muyuz? Abi gerçi, takip etme. Yani üf, maalesef bana şey diyen öyle var işte en muhabbeti. Son. Uzaktan çok soğuk duruyor. Yanına yaklaşamıyoruz. Çok cringe geliyor falan. Cringe mi? Evet ya yani ben. Sen mi soğuk geliyorsun? Ama gelse yanıma mesela. Ha bitti. Tam tersi o gün işte biz ilk tanıştığımız gün bile yani ay, sanki kutu bebeği gibi. Kız kardeşimizmiş gibi böyle yıllar sonra gördüğüm ay diye. Şey tam tersi o kadar konuşkanım ki. Evet, yani işte, ben onu uçakta metroda ne olursa olsun yanımdaki başladı mı ben susmuyorum. Sen abi de sen de çok fazla şey kullanıyorsun değil mi? Toplu taşıma kullanıyorsun çok sen. Çok kullanıyorum İstanbul'da özellikle. Vapur olsun, metrobüs, Marmara hepsini kullanıyorum. Yani her yerde tanıyorlar görebilirsiniz. Evet, evet. Tanıyorlar mı peki tanıyorlar seni? Tanıyorlar ama ne olacak yani bakıyor. Selam, geçiyor. Gülüyor. Ya da gülüyor. Gülümsüyor yani evet, gülüyor der. Ha, çok fazla bakıldığında işte yapıyorum. Nereden de tanıyorum ben sizi diyor. İşte teşkilat diyorum. Ama evet falan iyi günler diyor dönüyor. Tamam işte bu kadar zaten, zaten ne olacak ki? Geçen ben de vapura bindim. Karşıya geçerken o bayağıdır binmiyordum. O kadar güzeldi. O kadar hoşuma gitti. Karşıya geçmek. Kadıköy. Ama zaten karşıya geçmenin bence en keyifli yolu Beşiktaş'tan hakikaten müthiş, vapurla evet, karşıya geçmek. Yani evet. Bayılıyorum vapura. Yani onu böyle şey iki kere üç kere yapabilirsin gün içerisinde. Güzel. Deniz aşırı demek şey oluyor ya. İnsanlar evet, böyle evet, oluyor. Büyüyü bile öyle bozdurlar biliyorsun. Aa. Deniz aşırı geç derler. Tabii. Doğru. Tabii. Nazar, büyü nazar, falan. Büyüye her şey inanır mısınız? Bak nazara çok inanıyorum ben da büyüye. Nazara inanmıyorum ama ben büyüye inanıyorum ya. Ben var de nazara şey inanıyorum. Ya. Yani hemen de alırım o nazarı. Sirkeli sular falan yıkanmışlığım var ama büyüye... Ha, yani şu büyüye şey durumu var ya yani gerçekten hani Beyoncé'ye nazar değmiyorsa hani ben nazarla ilgili konuşmak istemiyorum yani anladın mı? Ama ona bakan gözle... Abla yani... Sana bakan göz... Belki... Ha, ben şunu onu diyordum yani ne bileyim dünya starlarına nazar değmiyorsa bize kim nazar değecek ya? Mesela. Tamam. Bunun için çalışıyor. Bütün dünya starlarına yani bin tane sayayım sana. Gerçi dediğin gibi Victoria's Secret modellerinin hepsinin ölmesi gerekiyordu. Yani. Böyle evet, nazardan çatlamaları lazımdı. Size bir anekdot geçeyim. O dediğin ürünlerin hepsi bu işi bilenlerle çalıştığını biliyorum. Ha, olabilir, bu da olabilir. Asla ya. Hiç inanmıyorum böyle bir şey. Rihanna'sı, Beyoncé'si, Madonna'sı bilmem nesi. Tabii canım kurşun, kurşuncu aramıyordur canım. Hangi biri? Yani. Ya da lider. Hiç kurşun döktürdün mü? Ben bir döktürdüm. Kere sanki çok yıllar önce böyle biri döktürüyor da yanındın. Sen döktürdün mü? Döktürdüm çünkü şöyle. Diplomamı almaya gittim okula kuzenimin arabasıyla. Dönüşte geldim ya arabayı teslim edeceğim yani. Don diye bir tanesi geçirdi. Aa. Ondan sonra yolda yürürken ayağımı burktum. Her şey üst üste geliyor ama her şey. En son anneme dedim. Dedi ki Ezgi ben inanmam öyle şeylere ama dedi iyi hadi çağıralım. Buldu birini teyze döktü ben altta böyle duruyorum. İyi geldi mi? Onlar bir esneler. Ya inandığım için geldi. Tabii ki öyle. Ya da şey yaparım anneme arayıp bir okusana derim. Onu ben de derim canım. Onu ben de yapıyorum. Tabii ki yani. Enerjidir, iyidir. O bambaşka bir şey zaten. Kem gözlere şiş boş verin. Bir sorum var. Kıbrıs şivesi biliyor musun sen de? Yok. Kıbrıs şivesi konuşabiliyor. Olmuşsun. Nasıl konuşuyor? Ben çok isterdim konuyu. Kardeşlik. Yani Buray, Buray ve kardeşi Nayde yani ikisini de çok dinliyorum ama henüz alamadım. Sadece aşkım ne yapan diyorum bazen. İşte şey kahvaltıcık hazırlayayım diyorum. Olmuyor ya. Onun gibi asla olmaz. O şive onlar gibi mümkün değil. Müthiş yani, yani sabaha kadar konuşsa böyle dinlerim. Ama çok ben güzel soru sor. Bir Fransızca bir Buray. İşte Kıbrıs şivesi. Ben birkaç tane soru bulmuştum dün şeyde gelirken. Telefonlar açıldı. Çok hoşuma gitti bu. Telefonlar açıldı. Çok hoşuma gitti çünkü bu soru.
TikTok'tan buldum bu arada bunu, bu soruyu. Neymiş? Değişik bir soru. Sana da sorayım hatta, dur. Sor ulan. Bir kişi hariç tanıdığın herkes seni unutsaydı bu kişinin kim olmasını isterdin? Annem. Herkes unutacak ama. Unutsun. Annem. Sadece annem mi? Yeter. Hmm. Evet. Babam falan şey. Çok... Ya babam da tabii ki ama niye anne... Yani. Baba diyecek ki öyle mi Ezgi'cim falan. Ya. Abi çok zor soru ama ilk annem geldi. Bir kişi üzgünüm çok sınırlı baba. Ya. Bir kişi. Bir kişi hatırlayacak, gerisi unutuyor. Hiç bütün dünya unutuyor seni. Öyle bir durum var bir de. Annem. Ben bir kişi de hatırlasa bir boka benzemez ki. Yani annen öbür bütün babam sülalen de... hatırlamıyor. Bir tek annen hatırlasa da bir şeye benzeyim. Hani bir saçma, o da saçma. Niye saçma ya? Ya tabii ki. Sana yani soru böyle bir şey gerçek yok. Herkesin her şey tabii ki kötünün iyisi. Alzheimer oluyormuş gibi herkes yani. Bir anda. Yani insanın anası babası en yakın arkadaşı isteyecekleri bunlar ama bir kişi çok sınırlayıcı ya. Ben annem dedim. Ben de annem yani. Diyorum galiba ya. Bir tek ben onu şey unuttum yapayım. Ben unuttum gitti. Sen geliyorum bana, sen kimsin diyorum. Sen tabii böyle ama boş düşünsene. Ben sorduğum boş ama. Ne? Bu arada kimse hatırlamıyor. Korkunç bir şey bu ya bu arada. Bu nasıl soru? Çok can başka yakıcı bir soru. Başka var mı başka? Var. Asla birlikte olmayacağın birine aşık olmak hakkında bir kitap yazsaydın son cümlen ne olurdu? Hiçbir şekilde aşık olamayacaksın birbirine. Yani şey olmayacak. Anlamadım ki soruyu. Asla birlikte olamayacağın birine. Platonik olarak aşıksın ama yani. Evet. Çok seviyorsun şey. Ama hiçbir şekilde birlikte olamayacaksınız. O belli. Hı-hı. Bir kitap yazsaydın bu konu hakkında son cümlesi ne olurdu? Olurdu ya. Hmm. Bak Kova Burcu konuştu yani hani. Doğru. Ben platonik de aşık olmadım yani. Son cümlesi kitabın ne olurdu? Hoşça kal oluruz benim. Cümle dedi olmadı. Ay, kelime oldu bu arada. Onun da olmaz ya herhalde. Ve son. Ve yani. Son. O yazık the yani end. Ben üzülmeyi, kendime üzülüyorum üzüldüğümde. Ben çok üzüldüm. Tamam. Heh. Dur. Üzülmedin mi? Sor aşkım. Hiç seslendirme yaptın mı sen herhangi yapmadım bir animasyonuma? Şey, sana çok fazla ben geliyor çünkü bu. Yani çok fazla soruyorlar. Yani ben şeyde gördüm. Çok yakışır sana bir animasyonda ya bir evet, şey seslendirmek. De çok istiyorum. Hatta şey yaptın mı? Mesela şey, sesli kitap falan. Hayır hiç yapmadım. O da gelmeli bence ama ya. Ama şey de diyorlar hani sesimi beğenen var, beğenmeyen var. Nasıl? Kim beğenmiyor ya? Of, bilmiyorum. Yine dikkat çekmek için yazmışsın. Ama ya. Şey ya. Bir sesim var bence. Belli. Ben sesimden tanınıyorum. Evet. Ben sesimle var oldum. Ben evet. Bir şarkı söyler. Zorla da atıyorum, yürüyen merdivenden çıkıyoruz. İşte konuşuyorum menajerimle falan. Teyze döndü böyle. Ay dedi sesinden tanıdım dedi. Bu ses çok aşina bana. Çünkü bir vurguların var aralarda. Evet böyle bir çok, melodik imza melodik. Şeyde işte takside maskeliyiz o zamanlar pandemi. Sesten. İşte abi şöyle böyle ay bu İstanbul'un trafiği falan susmadığım için ben. konuşuyorum ya dedi işte tanıyorum bir falan yaptı. Aa dedi tanıyorum ben seni sesinden sesten tanıyor ve çok istiyorum. Aa, evet ben yani şu seslendirme işine çok şeyim. Yani hiç bizle alakası olmayan arkadaşlar, bir konu ben ama geçen yani yaptım, çizgi filmi yok bilmem ya, ne de. Ben iki... geçen yaptım çok zor. Yani ama bir vurgu istiyor. Neyi şey yaptın? Bir tane reklam seslendirdi. Ya, kendi sesimin üstüne ses şey yaptı. O sen makyajla ilgili bir şey konuştun. Ama ben ondan falan ben de gittim. Ya, dublaj çok zor. Ya. Çok tonlamaları zor. Falan ama. O tonlamayı yapmak, ağzından çıkan kelimenin tam o böyle bir... harf duyulması gerekiyor falan. Hiç benlik değil. Ben zaten pelteyim. S'leri konuşamıyorum. Seni seviyorum dedin. Yılan gibi şey yapıyorum yani. Bir tane daha sorum var. Güzel sorular geliyor. Bir tane daha sor. Hoşuna gitti mi arkadaşım? Okey. Bu ama bambaşka bir şeydi. Tüm kırgınlıklarında ailemle birlikte ayağa kalktım demişsin bir doğru. Röportajında. Sektörden kırıldığın birkaç kişi var mı birkaç böyle? Birkaç kişi mi? Çok var evet. Ya. Oo çok var. Her yerde bize var. Bize ne olur isim ver. Asla. Alamazsınız. Teşkilat üstünden var çünkü mesela? Çünkü sadece benim özelim olsa okey ama onun da özeli olduğu için o yüzden söylemem. Çok var. Nerede var mı? Teşkilat dizisinden var mı mesela kırıldığın kadrosundan? Teşko'dan yok. Bodrum tabii Masalı? Okay, yolu açık olsun. Bodrum Masalı yok. O, sen ama orada öğrencilik yapmışsın baya yani. Sen Bodrum okul gibi diyorsun ben şey yani. Dedim sete git odaya git. Sete git odaya git yani hiçbir şeye İrgat karışmadım etmedim yani. Ben ya. Sürekli Aslı'daydım roldeydim orada. Peki oradaki şu an arkadaşlarına halen görüşüyor musun Selen'le görüşüyoruz, vesaire? Görüşmüyoruz koptuk Instagram üzerinden. Hı hı. Instagram arkadaşlıkları ya evet, evet öyle evet. Oluyor. Instagram üzerinden falan Zehra ile geçen gün işte Form Santé'nin bir etkinliği vardı. Ha, evet. Orada beraberdik ve kaldığımız yerden ha, devam mesela etti. Öyle o durumdasınız yani, evet, değil mi? Yani evet hiçbiriyle küs değilim şey değilim işte şey diyorlar takipleşmiyorsun ama aranıza. Takipleşmiyor ya, evet, takipleşmediğim kişiler de var ama bu aramızın kötü olduğu anlamına tabii gelmiyor. Tabii canım ne alaka? Instagram bu kadar önemli bir şey küçüktük değil. Ama yine de tabii Feza Altun, Seçkin Süngüç, Ezgi Şenler yine de bizi Instagram'dan takip etmeyi, beğenmeyi, like bırakmayı unutmayın. Benim açıkçası sorularım bitti. Böyle peki şeyde, kim konuktu? Bu hafta efendim bu hafta bizlerle Ezgi Şenler vardı. Kendisi geldiği için çok mutluyuz. Gerçekten. Ben de çok, yani çok bu teşekkür konu, ederim. Şey konuşma bitmesini istiyoruz ve bu makyaj sana o kadar güzel oldu ki böyle gözlerimi evet. Alamıyorum. Tam senin çok makyajın oldu. Gördüğüm için çok teşekkür ediyorum. Ben bunu aldım. Gerçekten. Aşk olsun güle güle kullan.
süremem diyor. Süremem. Şeyde falan bir işin, gücün falan bir şeyin olursa İstanbul'da gel. Tabii ki. Tamam, nerede dükkan? Nişantaşı'nda. Aa. Efendim, bize kaldınız daha sonra Maraş. Geldik. Biz önümüzdeki haftayı aynı gün aynı saatte burada olacağız. Abone olmayı, yorum yapmayı, bir like bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şenler güzeldeydi. Kuşum, aşkım benim. Gerçekten küçülmüyorum artık. Yalana dolana battık. Ele nispet gülüşler. Eli dolmuş vakner. Bize uymaz git yazık. Piano Jewelry sundu.